Evet arkadaşlar, hilafetin adresi İngiltere'deyiz. Harbi diyorum bak, bu şaka maka değil. Biz şimdiye kadar hep Müslüman ülkelerin, Müslümanların liderlerini Türkiye, İran veya Suudi Arabistan olarak görürdük ama burada işler birinde gibi değil. Ben de çok şaşırdım bu duruma. Ama İslam'ın, ümmetin liderliği harbiden İngiltere'nin elindeymiş. Onu anladım. Neden? Burası çünkü çok değişik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dönemi gibi her milletten Müslümanlar, ırklar yaşıyor. Çok çok değişik bir yer. Yani diyeceğim o, Türkiye Müslümanların lideri değil kesinlikle. Suudi Arabistan'da değil, İran'da değil. En güzel Müslümanlığı buradaki İngiltere'de yaşayan insanlar yaşıyor. Pakistanlısı var, Afganistanlısı var, Suriyelisi var, Türkü var, her yer dolu Müslüman var burada. En güzel Müslümanlığı burada çünkü karışmıyor kimse. İnan burada öyle kıyafetler giyiyor ki Müslümanlar, Türkiye'de görseniz dersiniz herhalde bu kesin IŞİD militanı falan dersiniz. Ama burada kimse onlara laf söylemiyor. Çünkü neden? Özgür. Dinler özgürce yaşanıyor burada. Ama Türkiye'de o kadar sandığımız kadar özgür yaşanmadığı dönemler yaşandı. Hani biz bak, Suriyeli kardeşlerimizi bizim Atatürkçüler falan sevmiyor. Gitsinler ülkelerine, isterse ölsünler falan filan diyorlar ama bak, burada her milletten insan var. Kimse kimseye karışmıyor, küfretmiyor, ırkçılık yapmıyor. Türkiye'nin bu konuda kendine çeki düzen vermesi lazım. Yoksa sıkıntı bu işler kardeşim yani. Şunu anladım ben. İslam ümmetinin liderliğini üstlenen ülke İngiltere. Ve Türkiye'ye bazı ideolojiler bilerek bırakılmış İslam'dan uzaklaştırılmak için insanları. Bunu anladım. Neden? Çünkü İslam önderliğini İngiltere'nin elinden almasınlar diye Türkiye'ye belli başlı ideolojiler bırakılmış. Komünizm gibi ve benzeri gibi daha fazla işte değişik değişik karanlık dönemler yaşadı Türkiye. İslam'a karşı açılan, yani İslam karşıtı dönemler gördü Türkiye. Bu dönemler Türkiye'yi çok geride bıraktı. Halbuki İslam güneş batıdan doğacak hadisini düşününce şu an burada İngiltere'de canlı canlı yaşıyoruz onu. Neden değerli kardeşim? Çünkü burada harbiden de görüyorsun yani. Herkes Müslüman. Öyle İslami kıyafetler giyiyorlar falan. Kendinden utanıyorsun. Ben Müslüman mıyım? Ben İngilizler gibi giyinmişim kardeşim diyorsun kendine. Sakal yok, şalvar yok, sarık yok. Halbuki burada herkes türbanlı, mürbanlı. Vallahi şaşırılacak durum. Yani sonuç usulü şu ki. Denem o ki kardeşim. Buraya gelen bir insan Müslümanlığından utanır. Hatta buradaki bir Müslüman Türkiye'ye gitse, aa ben Müslüman ülkeye mi gittim diye şaşırır yani. Esas Müslümanlığı İngiltere'de daha rahat yaşıyor insanlar. Kıyafetleri görmeniz lazım. Zencileri bile Müslüman yapmışlar burada. Adamlar bile kapalı, sarık, çarşafla geziyor burada. Yani bakalım, hiç Türkiye'dekiler sevinmesin biz çok iyi Müslümanız diye. Buraya gelseniz kendinizden utanırsınız. Aynı benim gibi. Esas Müslümanlığı burada bu adamlar yaşıyor. Amin. Buradaki iki katlı otobüs meşhur. Amin. McDonald's var şurada. Girsem mi acaba? Neyse girmeyeceğim. Yürüyorum. Takılıyorum ben de kafama. Akşam akşam geziyorum. İngiltere sokaklarında. Kraliçe Elizabeth. Rüyamda Kraliçe Elizabeth'in Müslüman olduğunu gördüm burada. Bak bu rüya bana boşuna gösterilmedi bence. Kraliçe Elizabeth acaba gerçekten Müslüman olabilir mi? Rüyamda öyle gördüm çünkü. Bu İngiltere'ye geldiğim an gördüğüm bir rüya böyle boşa çıkan bir rüya olmayabilir. Yani demem o ki değerli kardeşlerim, bizim Atatürkçü kardeşlerimizin Türkiye'ye çok büyük zarar veriyor. Bak Atatürkçü kardeşlerimiz gene kardeşimizdir bizim ama Türkiye'ye en çok zararı veren Atatürk ideolojisi olabilir yani şu aralar. Çünkü çok değişik, Suriyeliler istemiyorlar, şeyi istemiyorlar. Ama nerede o kadar büyük kalabalık? Ne kadar o kadar farklı millet varsa ülkeniz o kadar güçlü olur. Bunu İngiltere'de anlıyorsunuz. Burada her yerde Türk dönerciler var, Pakistanlılar var, Indian, Hindistanlı, işte herkes dükkan iş kurmuş burada takılıyor. Ama Türkiye'de aman biz Suriyelileri istemeyiz. Aman Türkler Kürtlerden üstündür. Aman Türkler hepsinden üstündür. Sadece Türkler cennete layıktır. Diğer milletler Türklerin sadece bir alt tabakasıdır falan. Böyle Türk'ü üstün gören bir anlayış var Türkiye'de. Bu ideolojinin Türkiye'ye çok büyük zarar veriyor ve ben bu ideolojiyi en çok Atatürkçülüğe yakın görüyorum nedense. Bu da benim düşüncem yani. Bunun siyasi ayağı falan da var.
bilmiyorum yani. Türkiye şu an Tayyip Erdoğan olmasa yani hiç yaşanacak bir ülke değil gibime geliyor. Yani biliyorsun Suriyelileri falan alıyorlar. My English bad, sorry. Change about the bad. Money. 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 Thanks, thank you. Okay. God bless you. Sorry, my English bad. God bless you, God bless you. God bless you, thank you, thank you. See you later. Bir tane İngilizceye denk geldim. İngilizcem kötü, o yüzden fazla anlaşamıyorum. Dilenci sanırım, para verdim. Vermeniz lazım işte böyle birader. Para ver ve isteyene vereceksin. Sen ver kardeşim, korkma, Allah da sana verir ya, ne olacak? Sen ver yeter ki yani, aç kalmazsın, merak etme. Allah-u Teala ki yardım eden insanı aç bırakmaz. İşte dediğim gibi kardeşim, herkese kucak açmak lazım. Herkese, her millete. Burada her millet var. Türkiye'de sadece Türklerle bir yeri olmaz. Olmayacak bu iş. Her millete kucak açacağız inşallah. Her millete, her Müslümana kucak açacağız. Hristiyan'a kucak açacağız. Bak burada adamlar, Hristiyan ülke olmasına rağmen helal gıda var marketlerinde. Türk marketleri var, şeyler var. Biz niye domuz eti satmıyoruz Türkiye'de? Bizim Hristiyan vatandaşımız yok mu? Onları özel satmamız lazım. Niye satmıyoruz? Yani satmak lazım. Büyük sıkıntı. Onların da kendine göre özgürlüğü var kardeşim, bizim ülkemizde istediğini yapabilmeliler adamlar. İşte bu yüzden kaybediyoruz. Hep tek taraflı düşünüyoruz. Şu Türkçülük ideolojisini kurmamız lazım. Her milleti eşit görmemiz lazım artık. İşte çözeceğiz, çözeceğiz. Zamanla çözeceğiz bu işi. Ya değerli kardeşlerim, daha uzatırdım bu videoyu ama elimden ancak bu kadar geliyor. Daha size anlatmak istediğim çok şey var ama zamanla inşallah ülkemizi düzelteceğiz. Şu an zaten ben de Türkiye'ye dönmeyi planlıyorum İngiltere'den. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Türkiye güçlenecek. Tekrar ümmetin liderliğini ele geçirecek. Ama işte ne zaman olur bu ben de bilmiyorum. Bunu çözeceğiz yakında. İnşallah değerli kardeşlerim, bakalım. Kendinize iyi bakın. Sonra gene konuşuruz.